Hızlanma kampımıza Türkçe ile devam ediyoruz. İlk gün matematik ile başlamıştık. Bugün de Türkçenin en önemli konusuyla başlıyoruz. LGS Türkçe eşittir nedir Tonguç'um? Türkçe eşittir paragraf hocam. Harikasın. LGS Türkçe eşittir paragraf. Zaten 2021 sözel kitapçığına baktığımızda soruların çoğunluğu anlam bilgisinden gelmiş. Hatta %100'ü anlam bilgisinden gelmişti. Paragraf, 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 paragraf. Bugün de seninle birlikte, arkadaşlarımızla birlikte Türkçenin en önemli konusu olan sözcükte anlam, cümlede anlam, parça anlam ve sözel mantık ve yorumlamayı öğreneceğiz. Yani anlam bilgisini öğreneceğiz. Kampımızda zaten ilk günü Türkçe için anlam bilgisine, yani soruların çoğunluğuna, ikinci günü, Türkçenin ikinci gününü dil bilgisine ayırdık. Son günümüzde de yazım noktalama ve söz sanatlarıyla bitireceğiz. Şimdi burada önemli olan şey şu Tonguç'um. Biz kampımızda hangi alt başlık LGS çıkar buna bakacağız. Hangi konudan kaç soru çıktı bunları hep beraber irdeleyeceğiz. Sınavda kullanacağımız taktiklere bakacağız. Taktik maktik yok, bam bam bam. Hayır Tonguç'um, öyle bir şey yok. Taktiklerimiz var. Taktik maktik yok, bam 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 değil. Taktiklerimiz var. Hangi sorularda nasıl okumalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Hangi sorularda hangi yöntemle doğru cevaba ulaşabiliriz? Bunları göreceğiz. Ve ardından da LGS benzeri yeni nesil sorular çözerek hızlanma kampımızı tamamlamış olacağız Tonguç'um. Şimdi LGS sorularına baktığımızda 2019'da sözcükte anlamdan 2, 2020'de 1, 2021'de 5 soru geldi. Çünkü 2021'de biliyorsun LGS'de hiçbir şekilde dil bilgisi gelmedi. Yani fiilimsi, cümle nögeleri, cümle türleri falan böyle şey hiçbir şey sormadılar. Sadece anlam bilgisi sordular. O yüzden sözcükte anlamdan 5 soru geldi. Cümlede anlamdan 4, parça anlamdan 7, sözel mantık yorumlamadan da 4 soru geldi. Zaten bizde o yüzden bak 7-4 hep böyle. Bak 7-4, 7-3 hep 10-11 soru geliyor. Hatta bizde hızlanma kampımızda buna uygun bir şekilde paragraf 10 kitabımızı koyduk. Çünkü hani ortalama 10 soru geldiği için paragraf 10 demiştik. Şimdi de paragraf 10 yaptık. Neden? Çünkü burada 4, 6, 8, 10 ve 12'li denemelerimiz var. Yani daha fazla soru gelirse diye buna da hazırlıyoruz seni. Yeni nesil sorular hepsi süre ve hızlanmayı ve odaklanmayı sağlayan sorular. Mutlaka hızlanma setimizin içindeki bu kitapçığı da bitirmeni tavsiye ediyorum Tonguç'um. Her gün çözecek miyim hocam? Evet Tonguç'um, her gün çözeceksin. Mutlaka çözmen gerekiyor. Çünkü LGS 2021'de Türkçenin şahı paragraftı. 2020'ye baktığımızda, pardon bu sayısı almış. 2020'ye baktığımızda da böyleydi. 2022'de de bizi en çok zorlayacak olan Türkçe'de paragraf olacak. O yüzden mutlaka hızlanma setimizin içerisindeki paragrafını çözmeni tavsiye ediyorum. Dolayısıyla mükemmel bir şekilde bunların hepsini tamamlayacağız. Şimdi peki bu seneki LGS çıkma oranları nedir dediğimizde, sözcükte anlam, cümlede anlam, parça anlam ve anlatım, sözel mantık ve yorumlamanın bu seneki sınavda çıkma oranını söylüyorum %100. Yani hepsine 1, 2, 3, 4, 5 yıldız veriyorum. Hepsine 5 yıldız. Yani sözcükte anlam geçen sene 5 soru gelip de bu sene gelmeme ihtimali yok. Cümlede anlamdan geçen sene 4 soru gelip de bu sene gelmeme ihtimali yok. Parça anlam ve anlatımdan geçen sene 7 soru gelip de bu sene gelmeme ihtimali yok. 4 soru gelip de gelmeme ihtimali yok. Dolayısıyla bugün işleyeceğimiz video, bugün işleyeceğimiz ders çok çok önemli. Ve burada hızlanma setimin içerisinde yer alan paragraf 10 kitabı da çok çok önemli diyorum Tonguç'um. Tabi burada hızlanma denemeleri de çözmemiz gerekiyor. Bu denemeler tüm seneyi kapsıyor mu hocam? Bu denemeler tüm seneyi kapsamıyor. Bu denemeler şu ana kadar işlediğin konuları kapsıyor Tonguç'um. Dolayısıyla rahatlıkla çözebileceğin denemeler. Şimdi o zaman arkamıza yaslanalım, emniyet kemerimizi bağlayalım ve hızlanma kampında Türkçe ile devam edelim Tonguç'um. Ve hemen konumuza geçmek istiyorum. Şimdi görsel seçenekli sorulardan mutlaka bir tane soruyorlar. Geçen sene sordular, ondan önceki sene de sordular. Ve görsel seçenekli sorulardan kastımızın ne olduğunu çok iyi bilmemiz lazım. Soruda seçenekli cümle yazmıyor. Direkt görsel hocam var. Hocam hiç seçeneklerde bir hani, soru yapamadım bak, hocam. Bu soruda resim var aşağı ama seçeneklerinde görsel yok. Bu soruda ise soru var ama seçeneklerinde yazı yok. Yani işte bunlara biz görsel seçenekli sorular diyoruz. Bu tarz sorulara karşı hazırlıklı olmalıyız. Mesela aşağıdakilerden hangisi bu metinde tanıtılan sanat eserine örnek gösterilebilir demiş. Şimdi bu tarz sorularda esasında sorunun mantığı şu. Üstteki bilgiyi okumasanız bile... Seçeneklerden 3 tanesi Anya'ya, bir tanesi Konya'ya gider. Bakın şimdi burada bir adam var, tarlayı sürüyor. Burada bir teyzemiz var, elinde çiftlikle alakalı şeyler taşıyor. Burada ağaçlar var, burada da ağaçlar var. Fakat çok dikkatli bakarsanız buradaki ağaçlar bir garip yani. Yani gökyüzüne gitmiyor ki, bir garip yani. Burada bir sanatsallık var, burada bir sıra dışılık var. Yani burada adam öznelliği zirveye çıkarmış. Dolayısıyla bunlar olabilecek şeyleri anlatırken burası ise olamayacak bir şey var diyerekten cevabı rahatlıkla işaretleyebilirsiniz. Bu tarz sorulardaki taktik, teknik ve tarz budur arkadaşlar. Şimdi gelelim verileri kodlama ya da bloklar belirleme ya da işte şu hangi gelecekte tarzdaki soruları. Bunlarla alakalı hatırlarsanız biz size özel bir video atmıştık. Bir kez daha hızlı bir şekilde geçen seneki LGS sorularından ve bu seneki örnek sorulardan oluşturduğumuz tekrarı hızlı bir şekilde yapalım. Sonra da birlikte yine beraber sorular çözelim. Şimdi
Birincisi verileri kodlamamız gerekiyor. Bu ne demek? Yani sana bir okulda okçuluk, satranç, robotik, seramik boyam falan dediği zaman sen buraya okçuluk, satranç yazamazsın. Okçuluğa O, satranca ST, robotiğe R, seramik boyama SB, dramaya D demen lazım. Veyahut da prosa, avuç, kereviz. Sen bu sebzeleri yazamazsın. Bunların ilk harflerini yazman lazım. Ama aynı sebzeden yani kabak ve kerevizden iki tane varsa KK yazamayacağın için KR ya da KA yazmamız gerektiğini asla unutmamamız lazım. Akif, Burak, Cengiz, Doğukan ve Enes diyorsa yine A, B, C, D, E diye dizebiliriz. Ve blokları belirlememiz lazım. Merve, Nihat aynı filmekmiş. Hemen MN'yi bir kutu için alman lazım. Cengiz ile Berat aynı katta. CB'yi aynı kutu için alman lazım. Zeynep ile Aylin asansörden birlikte. Bunları hep birlikte kutu için almamız gerekiyor. Hemen peş peşe, yan yana, bir üst, bir alt, bir önce, bir sonra gibi ifadelere dikkat etmeliyiz. Yanın sağında diyorsa ya da peş peşe tamamlamış diyorsa, bir üst katına oturmuş diyorsa, yan yana olan koltuklar oturmuş diyorsa bunu zihninizde canlandırıp yazmanız lazım. Ali yarışı Ömer'den önce bitirmiştir. Aferin. Ömer yarışı Ali'den sonra bitirmiştir. Şimdi kesin buraya AÖ diye yan yana yazamazsın. Araya boşluk bırakman lazım. Eğer araya boşluğa bir şey gelmezse tamam böyle kalabilir. Ama araya bir şey gelebilir. Şu anda kesin değil. Veyahut da farklı durumları belirlememiz lazım. Leyla ile Osman'ın gittiği filmler farklı. Bu kadar. LO yazıyorsun. Başka bir şey. Yan yana falan koyamazsın. Drama etkinliği bir binada bir gün araya, binada bir gün arayla yapılmaktadır. O zaman araya bir boşluk bırakacaksın. Niye? Drama, boşluk, drama. Mesela bu pazartesi, bu salı, bu çarşamba olabilir. Günleri daha bilmiyoruz. Sadece bildiğimiz şey bu. Veyahut da sıralamada Akif ve Enes arası iki kişi vardır. O zaman A yazıyorsun, Akif yazmıyorsun. E yazıyorsun, Enes yazmıyorsun. Buraya boşluk bırakıyorsun. Bakın şu anda gösterdiğimiz bu bilgilerin hepsi örnek sorularda veya LGS çıkmış sorularda kullanılmış kelimeler. Yani Akif, Enes, Leyla, Osman, aa ben bunları hatırlıyorum bir yerden diyebilirsiniz. Çünkü bunlar örnek sorularda ve LGS'de de benzer ifadeleri kullandı Milli Eğitim Bakanlığı. Veya Akif, Burak, Cengiz, Doğukan ve Enes bir koşu yarışması yapmıştır. Şimdi buraya pat diye dizemezsin. Nereye giriyor diziyorsun? Kim birinci, kim ikinci, kim üçüncü bilmiyorsun. Ya da pırasa, avuç, kereviz, brokoli, kabak, enginar. Hop pırasa. Böyle yazamazsın. P, H, B. Böyle yazamazsın. Niye? Çünkü şu an sadece 1, 2, 4, 5, 6 yazacaksın. Sonra buraya geçtiğinde kesin bilgileri tabloya yazacaksın. Kabaktan sonra bir sebze daha konmuştur. O zaman kabaktan sonra bir boşluk bırakıyoruz. Tencere ilk olarak enginar konmuştur. O zaman enginarı en başa yazıyoruz. Başka bir şey, başka bir şey kesin değil. Veyahut da Enes yarışmayı 5. sırada tamamlamış. Tamam, Enes'i 5'e koyduk. Sıralamada Akif ve Enes arasında 2 kişi vardır diyor. O zaman Akif ve Enes arasında 2 kişi varsa o zaman Akif'in ikinci olduğu kesin belli. Dolayısıyla sana soruda dersen Akif kesin birincidir derse buna ulaşılamaz. Veyahut da Enes kesin sonucudur derse buna ulaşılabilir diye hareket edebilirsin. Mesela bu soru LGS'de gelmiş bir soru. Dünyanın dört büyük şehrinde faaliyete geçen metro hatları ile ilgili bazı bilgiler şunlardır diye sordular. Dedi ki İstanbul tünel metrosu açıldığında sadece bir metro hattı faaliyetteydi diyor. Metro hattı faaliyette değil de metro hattı faaliyette diyor. Tabii benim gibi yanlış söylemiyor. O zaman biri boş bırakıp İkiye İstanbul'u yazmamız gerektiğini unutmamamız lazım. Şimdi o zaman bir sorumuz gelsin. Bir tane sorumuzu beraber yapalım. Burada sıraya dizmemiz gerekiyor. Diyor ki bakın bu soru örnek sorularda da benzerini sormuşlardı. Hatta mutlaka duymuşsunuzdur. Fen bilgisinde, matematikte örnek soruların benzeri soruları sordukları zaman bazı öğrenciler şaşırmıştı. Aa örnek soruların benzeri hatta aynısı geldi demişlerdi. İşte bu da o tarz sorulardan bir tanesi. Geçen sene sormuşlardı. Yine sorabilirler. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Bakın şimdi. İstanbul Tünel Metrosu Budapeşte Metrosu'ndan önce hizmete girmiştir. Şu anda bir şey yazamayız. Çünkü Budapeşte ikinci mi, birinci mi, üçüncü hiçbir şey bilmiyoruz. Chicago Metrosu'ndan önce ve sonra açılan metro hatları vardır. Bilemiyoruz. Chicago'dan sonra 3'e yazsan bir şey olabilir. 2'ye yazsan kesin bir şey bilmiyoruz. Bak yerleştiremiyoruz bir türlü. Niye? Kesin olan bilgi istiyor bizden. İstanbul Tünel Metrosu açıldığında sadece bir metro hattı faaliyetteydi. Ha, o zaman iyi ikinci sıraya yerleştirdik. Az önce söylediğimiz bilgi. Bak bu kesin. Sadece bir metro hattı faaliyetteyse o zaman biri boş bırakabiliriz. Şimdi buraya yerleştirdik ya bundan sonrası kolay bak şimdi. Budapeşte metrosu Londra metrosundan sonra açılmıştır diyor. O zaman Budapeşte metrosu Londra metrosundan sonra açıldıysa bu bilgi. Ama hala buraya yerleştiremiyoruz. Buraya B yazsak, şuraya Budapeşte yazsak, buraya L yazabiliriz. Ama burada bir şey daha var diyor ki. Chicago metrosundan önce ve sonra açılan metro hatları da vardır diyor. Aa o zaman Chicago'yu buraya yazarsak yani C harfini buraya yazarsak bu hata olur. Birinci Chicago'ysa öncesinde bir şey açılamıyor. O zaman Chicago'yu buraya yazıyoruz C'yi. Budapeşte Londra'dan son açıldığına göre L'yi buraya yazıyoruz. B'yi de buraya yazıyoruz. Yani ne olmuş oluyor? L, I, C, B oluyor. Sonra bize soru geliyor. Sonra diyor ki buna göre sıralamasını diziniz diyor. Veyahut da buna göre hangisine kesin olarak ulaşılabilir? Ya da kesin olarak ulaşılamaz diyor. Dolayısıyla taktiğimiz bu. Bakın sazan gibi atlamıyoruz hemen. Aa İstanbul metrosu hop buraya koymuyoruz bak. Niye? Kesin vereceksin kardeşim bana. Ben bilim insanıyım. Ben film insanı değilim diyeceğiz. Şimdi başka bir yine sınav sorusuna benzer. Aynı isimler, aynı sıralamalar ama farklı bir tarzda sorulmuş bir soru daha. Şimdi diyor ki
Akif, Burak, Cengiz, Doğukan, Enes bir koşu yarışması yapıyorlar. Aferin, tebrik ediyoruz. Bu kişilerin yarışma sonundaki sıralamaları biliniyor diyor. Akif, Enes arasında iki kişi varmış. O zaman buraya yazamam ki. AE buraya girebilir. AE buraya, bilemiyoruz yani. Yarışma ilk sırada bitiren ne Doğukan ne de Cengiz'dir. Bak, buraya ne Doğukan ne Cengiz'se şimdi birazcık bir şey oldu bak. Doğukan ve Cengiz birinci değilse o zaman buraya D veya E yazamayacağımız belli oldu. E tamam, bu ne etmez ki hocam. Ama Akif ile Enes arasında iki kişi vardı. O zaman A'yı en başa yazdık. E'yi en sona yazdık. Doğukan ve Cengiz de ister istemez araya girebilecek duruma gelmeye başladı. Ama beş kişi var bak. Burada dörtlü kutu yapmışız. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. Cengiz birinci sıra değil. Devam ediyoruz. Enes yarışmayı beşinci sırada tamamlamıştır. Ah, bu da rahatlatıcı bir bilgi. Niye? Enes beşinci sırada tamamladıysa biz artık Enes'in nerede olduğunu az biraz tahmin edebiliyoruz. Tabii şurada bir boşluk daha olması lazım. Beş kutu olduğu için. Şimdi Burak yarışmayı birincilikle bitirmiştir dedi. Burak'ı da bitiriyor. Bu bilgi hareketi ki hangisi kesin yanlıştır diyor. Burak'ı da buraya koyabildik. Niye? Çünkü neydi adamın ismi? Akif ve Enes arasında iki kişi varsa ve Doğukan ve Cengiz birinci değilse o zaman Burak'ın kesin birinci olduğu belli olmuş oluyor. Ve sadece üçüncü ve dördüncü belli değil. Bak, Doğukan ve Cengiz. Doğukan üçüncü olabilir. Cengiz dördüncü olabilir. Cengiz üçüncü olabilir. Doğukan dördüncü olabilir. Bunu yerleştirdikten sonra, bunu koyduktan sonra hangileri kesin yanlışlara geçebiliriz? Burak yarışmayı kesinlikle birincilikle bitirmiştir. Bu kesinlikle doğru. O zaman bir doğru. Devam ediyoruz. Burak yarışmayı hangileri kesinlikle yanlıştır diyor. Bir doğru. O zaman birin olduğu seçenekleri eliyoruz. A gitti, B gitti. C gitti. Doğukan ikinci olmuştur. Yok, böyle bir şey olmaz. Doğukan ya üçüncü ya dördüncü. Cengiz yarışmayı üçüncü sırada tamamlamıştır. Cengiz üçüncü sırada tamamlamıştır. Allah Allah. Cengiz üçüncü sırada tamamlamıştır. Kesinlikle yanlıştır diyor. Cengiz üçüncü de olabilir, dördüncü olabilir demiş. Bak ne kadar zor sormuş. Cengiz üçüncü de olabilir, dördüncü olabilir. O yüzden doğru cevabımız kesinlikle doğru olan Bursa. Bak, hangisi yanlıştır demiyor Tonguç. Hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi başka bir sorumuz daha var. Hangisi kesinlikle B filmine gitmiştir diyor. Bak şimdi, yine aynı mantık. Önce tablo türünü belirliyoruz. Gruplama. Değişkeni belirliyoruz. Film. Grup sayısı sınırlamasını belirliyoruz. Toplam 5 kişi, A filmine 3 kişi, B filmine 2 kişi. Bunlar kesin olan bilgiler. Yoksa pat diye her şeyi dizemiyorsun. Fakat burada sana bir mantık daha söyleyeyim Tonguç. Bunu önceden de söylemiştik. Hatırlarsan. Mantığın bittiği yerde mantıcı açarım. Güzel. Hatta bir mantıkçının mantığı yemesi de son derece mantıksızdır Tonguç. Buna dikkat et. Bak, sana buradaki taktiği söylüyorum. Bak, şurada isimleri görüyor musun Tonguç? Bak buraya bak bak. Merve diyor, Nihat diyor, Leyla diyor, Osman diyor. Burada olup da ve şurada isimler. Kerem hocam, Kerem yok. Evet, cevap genel Kerem. Niye biliyor musun? Milletin Bakanlığı bunu örnek sorularda da yaptı. Gerçek sınavda da yaptı. Öğrenci uğraşsın istiyor. Kerem'i bir yerlere koyamıyorsun ya. Kerem'i bir yerlere koyamıyorsun. Osman diyorsun burada. Merve... Hocam ne kadar iyi taktikmiş gerçekten. Osman burada, Merve burada, Leyla. Ama bu %100 değil bak. Buna %80 diyorum. Yani %20 de hala çok büyük bir risk yani. Dolayısıyla soruya dikkat etmemiz lazım. Ama %80 çıkmış sorularda, örnek sorularda bunu şak diye yapabiliyoruz. Hemen Kerem'in Ceyhan'ı işaretleyebiliyoruz. Neden? Çünkü ÖSYM seni tek tek, daha doğrusu Milli Eğitim Bakanlığı seni tek tek yerleştirmeni istiyor. Burada da A filmine MVN 2 kişi, B filmine Kerem burada, L veya işte o yani Osman diye kodlayaraktan gittiğinde de aynı cevaba ulaşabiliyorsun. Şimdi gelelim başka bir soruya. Bu sefer şey yapamazsın. Seramik drama falan diye eleyemeyeceğim bir isim. Şimdi üste tabloyu da vermiş. Tekrar soruyorum Tonguç. Bu tür sorularda yani bu tarz anlam bilgisinde, sözcükte anlamda, cümlede anlamda, parça anlamda başarılı olmanın yolu neyi biliyor musun? Başarılı yolu kaçmaktır hocam. Hayır, başarılı olmanın yolu bol bol soru çözüp bol bol yanlış yapmak. Şimdi demiş ki okçuluk ve dramanın farklı yerlerde yapıldığı bilindiğine göre aşağıdaki hangisi ne zaman yapılacak kesin olarak söylenemez demiş. Her gün her alanda en fazla bir etkinlik yapılmaktadır. O, ST, robotik, seramik boyama, drama dedik. Blokları ve farklılıkları belirle. Bina dedik, tamam. Satranç ve robotik farklı günlerde fakat aynı yerde yapılmaktadır. Satranç ve robotik farklı binada ama aynı yerde yapılmaktadır diyor. Drama etkinliği binada bir gün arayla yapılmaktadır diyor. Drama etkinliği bir binada bir gün arayla yapılmaktadır diyor. Tamam, o zaman bak DD yazdık. Bunu en başta videomuzun başında söylemiştik. Seramik boyama ve okçuluk aynı gün ancak farklı yerlerde yapılmaktadır. Bak. SB yani seramik boyama ve okçuluk farklı binada yapılıyor. O zaman bunu da ayrı yazdık. Şimdi buna göre diyor yerleştir diyor. Hazır o tabloya biz kesin bilgileri yerleştirmemiz lazım. Tabloyu zaten vermişti bize Milli Eğitim Bakanlığı. Bina burada, drama burada, drama burada, bahçe burada. Nerede? Bahçede de seramik boyama veya şey dedik, nedir onun adı? O neydi? Okçuluktu. Şimdi bunu yazdık. Kesin bilgiler soruyu çözmek için yeterli. Şimdi D, SB, D, O yazdık ya. Şurası belli değil. Satranç da olabilir, robotik de olabilir.
Satranç olur, robotik olabilir. Zaten sana buna göre soracak. Diyor ki hangisi ne zaman yapılacak kesin olarak söylemez. Okçuluğun söylenebilir mi? Söylenebilir. Cumartesi. Seramik boyamanın söylenebilir mi? Söylenebilir. Cumartesi. Satrancın söylenebilir. İşte bu söylenemez. Cuma da olabilir, pazar da olabilir. Dramanın söylenebilir mi? Söylenebilir. Cuma ve pazar diye kesin söyleyebiliyoruz. Bak, yeşiller kesin olanlar, kırmızı olanlar kesin olmayanlar. Dolayısıyla doğru cevabımız satrancın günü kesin olarak belirlenemiyor diyoruz. Şimdi geldik sözel mantık sorularına. Artık bu kodlamalardan en fazla çıkan burası mı hocam? En fazla çıkan değil de en fazla öğrenciyi zorlayan, az önce anlattığım kısımda en fazla çıkan burası. Bunlar kolay zaten. Sözel mantık sorularında mantığımız zaten belli. Kodluyoruz, soru kalıbını oluşturuyoruz ve seçeneklerden de ilerlemeyi unutmuyoruz. Tablo grafik soruları zaten çok rahat yapılabilen sorular. Ve şunu da söylemek istiyorum Tonguç'cum. Soru ne kadar uzunsa esas o kadar kazıktır. Hayır, o kadar kolaydır. Niye biliyor musun? Milli Eğitim Bakanı der ki ya zaten soruyu uzun sormuşuz. Çocuk soruyu okuyacak öğrencim. Dikkatli olacak. Doğru cevaba ulaşacak. Zaten vakit kaybedecek. Zaten 1,5 dakika veriyoruz. Bari soruyu olabildiğince ortalama seviyede soralım der. Dolayısıyla uzun soru yönüne şöyle diyeceksin. Canım benim. Sen kolay sorusun. Ama kısa soru yönüne şöyle diyebilirsin. Eyvah, bu adamlar kısa sordu. Birazcık seçici sorabilir diyebilirsin. Mesela dil bilgisi soruları kısa oluyor. Niye? Zaten dil bilgisi bilmeni gerektiriyor. Tablo ve grafikte verilen rakamların ne ifade ettiğini belirleyeceksin. Yani sarı neye denk geliyor, mavi neye denk geliyor, kırmızı neye denk geliyor bileceksin. Bunları sana fazla olduğu için hediye olsun diye koymuyorlar. Buradaki bilgileri sana soruyorlar. Seçeneklerde soldan sağa, yukarıdan aşağıya neyin verildiğini bildikten sonra metinde verilenler doğrultusunda tablo oluşturacaksın ve seçenekler üzerinden hareket edeceksin. Gelelim esasında bizim 5. sınıftan, 6. sınıftan, 7. sınıftan beri bildiğimiz ve bizim için en kebap olan kısmı sözcükte anlamı. Sözcükte anlamda bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı gerçek anlamdı. Gerçek anlamdan tamamen uzaklaşarak kazandığı anlam mecazi anlamdı. Bilimsel, edebiyat, tarih, coğrafya alanında kelimeler terim anlamdı. Sayılabilenler nicel, sayılamayanlar niteldi. Duyu organlarımızla algılayamadıklarımız soyut, algılayabildiklerimiz somuttu. Doğada duyduğumuz sesler yansıma sözcüktü. İkilemeleri zaten biliyorduk. Tek tek, yavaş yavaş, ard arda gibi. Sesleşler yazılışları aynı ama anlamları farklıydı. Eş anlamlar ise yazılışları farklı ama anlamları aynıydı. Zıt anlamlar ise tamamen birbirine karşı olan sözcüklerdi. Cümlede anlama baktığımızda Tonguç'um, buradan mutlaka bir soru bekliyoruz. Neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç, özel nesnelerden soru geliyor. Neden sonuç? Olay esasında sonuçlanmış oluyordu. Mesela kar yağdığından yollar kapandı. Veyahut da işte kaza nedeniyle polis herkesi durduruyor. Bir neden var ve bir sonuç oluyor. Amaç sonuçta ise daha sonuçlanıp sonuçlanmadığı belli değildi. Sınavı kazanmak için çalışıyor. İnşallah kazanacak. Koşul sonuçta ise neydi? Anne cümlesi, babaanne cümlesiydi. Çalışırsan kazanırsın. Ödenimi bitirirsen dışarı çıkabilirsin. Öznel cümlelerde bir sıfat vardı, bir mecaz vardı, yorum katılıyordu. Nesnel cümleler ise kanıtlanabilir cümlelerdi, yorum yoktu. Tanım bu nedir sorusuna cevap veriyordu. Üslup yazar nasıl anlatıyor sorusuna cevap veriyordu. Karşılaştırma daha en gibi sorularıyla gibi kelimeleriyle varlıklar arasındaki farklılıkları veya benzerlikleri karşılaştırıyordu. Gerçekleşmemiş beklenti bir beklenti içerisindeydik ama gerçekleşmiyordu. Mesela şöyle, bugün erken gelirsin zannetmiştim ama gelmedin. Pişmanlığı zaten biliyoruz, özlem, varsayım olmayan bir şeyi varsayıyorduk. Diyelim ki Tonguç sınavı kazandı. Tut ki karnım acıktı, anneme küstüm. Veyahut da işte böyle olduğunu kabul edelim gibi cümleler varsayım cümleleriydi. Tahmin cümlelerinde ise yarın buraya gelebilir diye düşünüyorum. Yani böyle bir tahminde bulunuyorum. Öneri tavsiyeydi. Beğeni zaten bütün gün Instagram'da yapıyorsun Tonguç'um. Sistem böyle bir şikayette bulunuyorduk. Sevinçte bir sevinç duygusu vardı. Yakınma şikayetti. Küçümseme ile azımsama arasındaki fark ise küçümseme sayılamayan varlıklar için, azımsama ise sayılabilen, ölçebilen varlıklar içindi. Mesela şöyle işte sınavdan istediğim notu vermemişler bana. Burada azımsıyorsun. Not çünkü ölçülebilir bir şey. Ama sen mi başarılı olacaksın dediğinde küçümseme olmuş oluyordu. Onaylama, teyit etmeydi. Eleştiri, varlıkları olumlu ya da olumsuz yönde, kişileri, eserleri olumlu ya da olumsuz yönde eleştirebiliyorduk. Aşamalı durum ise gittikçe artan ya da azalan ifadelerdi. Son olarak parça anlamına geliyoruz ve ardından da videomuzu bitireceğiz. Şimdi parça anlamda oysa, ama, fakat gibi cümlelerden sonra ana düşünce geleceğini, son cümlelerde ana düşünce geleceğini unutmamamız lazım 1. Yarın düşüncelerin olumsuz soru köküyle sorulabileceğini unutmamamız lazım 2. Konuda anahtar kelimelere bakmamız gerektiğini, yazar burada neden bahsediyor sorusunun cevabı olduğunu bilmemiz lazım 3. Anahtar kelimeler bir parçada en fazla geçen kelimeler olduğunu bilmemiz lazım 4. Parça başlık yine en fazla geçen kelimelerden ve konuyu anımsatan kelimelerden olması lazım 6. Parça soruda ise yine olumsuz soru köküyle olabileceğini bilmemiz lazım. Parça anlatım tekniklerine baktığımızda karşılaştırmada yine daha en gibi sözcükleri var. Benzetmede gibi sözcüğünü ve andırıyor sözcüğünü kullanıyoruz. Tanımlamada bu nedir sorusuna cevap veriyoruz. Tartışmada sohbet ediliyor,
Nokta nokta diyorlar, ben buna katılmıyorum şeklindeki cümlelerle başlıyor. Sayısal verilerde oran ve miktar kullanılıyordu. Betimlemelerde varlıkların ayrıcı özelliklerini anlatılıp okuyucunun gözünde canlandırılıyordu. Tanık göstermede bir kişinin sözü anlatanları desteklemek için tanık gösteriliyordu. Açıklama bilgi veriyordu, ders kitapları gibi. Öyküleme ise masallardan alınmış paragraflardı. Açıklık her okuyanın aynı anlamı çıkarabileceği cümlelerdi. Özlülük az sözle çok şey anlatmaktı. Evrensellik tüm insanlığı ilgilendiren bilgilerdi. Duruluk gereksiz sözcük kullanılmamasıydı. Özgünlük farklı olmaktaki en fazla sorulan buydu. Tutarlılık birbirine çelişen ifadelerin olmamasıydı. Yalınlık sade kelimeler kullanılmasıydı. Akıcılık da rahat bir okunuşa sahip olmaktı. Şimdi geldi yeni nesil sorumuza. Diyor ki, kültür mirasımızın ana kaynaklarından olan bezeme motifleri hakkında bilgi verilmiştir diyor. Şimdi bu kağı atların ön iki ayağına takılan zincirin adıdır. Ailenin devamını simgeler. Su yolu, su yaşamı simgeler. Pişmiş topraktan yapılmış çanak çömleklerde su yolu motifleri arasanır. El parmak tarak, tarak motifleri geometrik olarak üçlü ve yedili sayılar kullanılarak dokunur. Kuvvetin ve kütmenin simgesidir. Tarlalarda, pıtrağa bakalım. Tarlalarda bulunan ve dikenleriyle yapışan bir bitkidir. Pıtrak gibi deyimi meyve bolluğunu ifade etmektedir. Şimdi bu bilgilere göre aşağıdaki motiflerden hangisi gücün sembolüdür diyor. Bak şimdi. Pıtrak bolluğun sembolüydü. El parmak tarak kuvvetin sembolüydü. Kuvvet ve güç eş anlamlı. Su yolu bu yaşamı simgeliyordu. Bu kağı da ailenin devamını simgeliyordu. O zaman biz gücü arayacağız. Buradakilerden hangisi tarağa benziyor sence Tonguç'um? C seçeneği hocam. Harikasın. C seçeneği de burası tarak gibi. O yüzden burada C seçeneğini işaretliyoruz. Ve şimdi artık ödülü sorumuza geçiyoruz. Mutlaka hızlanma setimizin içerisindeki bu paragraf fonstan ödevleri çözmen gerekiyor Tonguç'um. Matematiğe zaten çalışıyorsun. Çok seviyorum hocam. Çok seviyorum diyorsun ama ben çok da sevdiğini düşünmüyorum ama inşallah matematiğe de güzel güzel çalışacaksın. Paragraf fons ve hızlanma denemelerinde Türkçe kısımlarını bitirdiğimizde, denemeleri bitirdiğimizde inşallah 2022 LGS'de Türkçeden en yüksek netleri yapacağız. Hadi bakalım diğer videomuza görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.